Peki Sayın Hocam, bu bağımlılık sadece zayıf karakterli veya davranış problemi olan kişilerle mi alakalı? İsterseniz şöyle bir genel bir yine bir çerçeveye şöyle bir katkıda bulunayım. Yani bağımlılık türleri yapan madde ve nesnelerden bahsettik ya az evvel. Evet. İsterseniz bunları bir şöyle bir sınıflandırayım. Tabii. Arkasından da çünkü bazılarında bu dediğinizin cevabı var, bazılarında maalesef dediğinizin cevabı olmayacak. O nedenle isterseniz. Şimdi biz bağımlılığı artık literatürde yani tıp kitaplarında çok farklı boyutlarda ele almaya başladık. Bunlardan bir tanesi en çok kullandığımız bağımlılık türlerinden bir tanesi tütün ve tütün ürünleri. Yani sigara diye bildiğimiz ancak içerisinde tütünün diğer kullanım alanlarında olduğu belki az sonra tartışırız bir madde bağımlılığı. Yani dolayısıyla tütün ve tütün ürünleri sigara diyelim. İkincisi alkol kullanım bozukluğu olarak tanımladığımız bir bağımlılık türümüz var. Üçüncüsü madde bağımlılığı diyoruz ki buna çoğu zaman yanlışlıkla uyuşturucu madde bağımlılığı diyoruz. Uyuşturucu madde değil aslında burada sadece vücudumuzun vücuda dışarıdan aslında gereksinimi olmayan maddeleri almak olarak tanımladığımız bir madde bağımlılığından bahsediyoruz. Burada uyarıcılar var, işte böyle rahatlatıcılar var veya işte baskılayıcılar var gibi bunlara biz madde bağımlılığı diyoruz. Dördüncüsü özellikle daha az gözüktüğü düşünülen bir bağımlılık türümüz var, kumar bağımlılığı. Ancak bu kumar bağımlılığı beşinci madde olarak bahsedeceğim teknoloji bağımlılığı ile birlikte şans oyunlarının artık her taraftan ulaşılabilmesi nedeniyle çok daha farklı bir boyut kazanan kumar ve şans oyunları bağımlılığı diyebiliriz. Bir diğeri de işte teknoloji dediğimizde teknoloji, internet, işte akıllı telefon bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, problemli internet kullanımı diye tanımlayabileceğimiz bir başlık. Yani dolayısıyla bakın burada hem fiziksel maddeler var, fiziyolojik maddeler var işte sigara, alkol, madde gibi ama bu arada da davranışsal İşte psikolojik olarak da yani kumar gibi, şans oyunları gibi, teknoloji bağımlılığı gibi dolayısıyla davranışsal durumlarda söz konusu. Şimdi bu açıdan bu sorunuzu tekrar alabilir miyim? Bu genel sınıflamayı yaptıktan sonra.